çıkmazsa kendi bilir. Kendi bilir. Kendi bilir. Onun padişahlığı bize gerekmez artık. Padişahım. Böyle padişahlık olmaz. İyi bitmez bu iş. İyi bitmez bu iş. Sen. Kalabalıktan ayrılıp öne çıkın. Adam gibi tek tek konuşun da dinleyeyim. Kullarım, nedir muradınız? Padişahım, sen niçin Hüsrev Paşa gibi yararlı bir vezire kıyıp yaraladın devletini? Düzen bu mudur padişahım? Yerli yersiz adam öldürüp ayağa başa karşı kışkırtmak olur mu? Sonu nereye varacak bu kargaşanın? Padişahım, böylesi görülmüş müdür? Onu isteriz vermezsin, bunu isteriz vermezsin. Bu ne mene iştir hünkârım? Musa Çelebi'yi nice sunduysan bize, Hafız Paşa'yı dahi teslim edecektin bize vaat ettiğin üzere. Musa Çelebi'yi mi? Nasıl oldu bu iş paşa? Sana Tanrı emaneti değil miydi Musa'nın değer biçilmez canı? Padişahımın canından daha mı değerlidir Musa'nızın canı hünkârım? Kullarım, bu türlü davranmanız ulu orta ayak altına almaktır devletin namusunu. Sizler Müslümansanız bilin ki dinimize, mezhebimize aykırıdır bunlar. Ben sizin padişahınız değil miyim? Halifesi değil miyim bütün İslam'ın? Sen böyle verdiğin sözleri tutmazsan biz de ona göre düşünürüz padişahım. Sen bizi yerli yersiz kışkırtırsan böyle, ülkenin düzenini kurtarmak için biz de öbür şehzadeleri hatırlarız hünkârım. Kullarım. Sen bize her istediğimizi vermezsen... Kullarım. Hemen vermezsen bize istediklerimizi, senin padişahlığın gerekmez bize. Kullarım. Madem söze kulak tutmazsınız, neden divana çağırırsınız beni? Hemen dışarı çıksın padişah. Çıkmazsa padişahımız değildir artık. Biz de Şehzade Beyazıt'ı padişah. Şehzade 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 Söz veriyorum ağalar. Padişahı getirip huzurunuza çıkaracağım gene. Padişaha açıkça anlat paşa. Biz kullarıyla konuşmaktan kaçınırsa... Biz de Şehzade Bayazıt'ı padişah biliriz. Şehzade Bayazıt'ı padişah biliriz. Anlatırım ağalar. Gönlünüzü hoş tutun. Davanızdan vazgeçmeyeceğinizi... Bu uğurda baş verip baş almaktan çekinmeyeceğinizi bir bir anlatırım padişaha. Anlat paşa, anlat. Baş verip baş almaktan çekinmeyeceğimizi. İçeride paşamıza bir şey yaparlarsa biz ne yaparız onlara ağalar? Recep Paşa'nın kılına dokunulursa taş üstünde taş, omuz üstünde baş komayız. Altının üstüne getiririz bu sarayı. Getirir miyiz ağalar? Getiririz. Tez dışarı çıksın. Dışarı çıksın yoksa kendi bilir. Yoksa kendi bilir. Divana çıkmazsa kendi bilir. Padişahım. Padişahım. Onun padişahlığı bize gerekmez artık. Bu fesatçıları yatıştırmak gerekir. Ben kulunu dahi isteseler verin ki... Kul efendisi yoluna feda ola gelmiştir. Ve dahi kul istediğini alır. Şanlı atalarımızdan dahi almıştır. Hak saklasın. Bu kötü huylular yatışmazlarsa durum müşkül olur. Kendi bilir. Dışarı çıksın padişah. Dışarı çıksın.
Acaba kullarının konuşmasına izni var mı devletli hünkârımın? Hüsrev Paşa'nın özünü almaya and içmiştir Yeniçeri ve sipahi kulların. Daha önce de istediğimiz kimseleri, Hasan Halife'yi, Defterdar Mustafa Paşa'yı bize teslim et de adalet yerini bulsun padişahım. Hüsrev Paşa'yı onlar öldürtmediler ki. Şu saldıran azgın köpeklere birkaç kemik atmaktan ne çıkar padişahım? Ayak duruyorlar, görüyorsunuz niyetleri kötü. Nerededirler bilmem ki vereyim. Hasan Halife ile Mustafa Paşa'yı has bahçede sakladığınızı sanır kullarınız. Nerededirler bilmem dedim ya. Kullarım, bir padişaha karşı bu mertebe saygısızlık olur mu? Dediklerimiz hemen verilmezse... Boğdurmuş. Boğdurmuş! Şehzadeleri boğdurmuş padişah! Şehzadeleri isteriz, çıkar da görelim. Gelin! Şehzadeler efendimiz oğullarıdırlar. Artık güvenimiz kalmadı sana. Kalmadı sana! Hüsrev Paşa'ya kıydın, şehzadelere dahi kıyarsın. Çıkar göster bize onları. Şehzadeleri görelim. Çıkar da şehzadeleri görelim. Onlar benim kardeşlerimdirler. Bayazıt, Süleyman, Kasım ve İbrahim birer parçamdır benim. Nice kıyarım. Hüsrev Paşa'ya kıydığın gibi. Kulun padişaha güveni kalmamıştır. Güveni kalmamıştır. Şehzadelere zarar gelmeyeceğine dair kefil göster. Kefil, kefil göster. Göster. Kefil göster. Kefil göster. Ben kefilim. Şehzadelerimiz sağ salim kalacaklardır sarayda. Ben dahi kefilim. Kefillere güvenimiz tamdır. Kefillere güvenimiz tamdır. Şimdi de padişahım, and içmen gerek. Ne için? Şeyhülislam ve sadrazamın huzurunda, Yeniçeri ve sipahi kullarının önünde and içmen gerek padişahım. Nasıl ve ne için and içeceğim? Sözlerimi tekrar et padişahım. Düzensizliğe fırsat vermeyeceğime, kargaşanın uyanmasına göz yummayacağıma and içerim. Bunun gereği yoktur ağalar. Biz kefil olduk ya. Kefil olduk ya. And içsin padişah. And içsin padişah. And içsin. And içsin. And içerim. Bundan böyle düzensizliğe hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğime, kargaşanın bir daha uyanmasına göz yummayacağıma, hükümdarlık namusum üzerine and içerim. Sultan Murad'ın giderilmesi şart mı paşa? Yeniçeri ocağıyla sipahi ocağı bir türlü güven duyamıyor Sultan Murad'a. Padişaha and içirme töreninden sonra da mı? En çok ondan sonra sultanım.
Biz gayrı ona kulluk edemeyiz diyorlar. Bana öyle gelir ki paşa, sen askerin değil de kendi yüreğinin kaygısını dile getirirsin. Gam yeme paşa, ne de olsa hanedanın damadısın. Sultan Murat dul bırakmak istemez kardeşini. Bana öyle gelir ki sultanım, gerektiğinde ne kardeşini kayırır Sultan Murat ne validesini. Bir mecliste diyesiymiş ki, Tanrı bana git şeytanı getir dese, ya validemi götürürüm ya Recep Paşa'yı. Topal Recep'i demiştir. Topal Recep'i. Sultanım. Hiç. Demek ki paşa validesini suç ortağı sayar padişah. İşlenmiş suç varsa evet sultanım. Ama et tırnaktan ayrılmaz paşa. Sultanım, telaşa düşürmeyeyim diye her şeyi açıklamadım size. Yalnız şunu bilin ki sultanım, durum çok nazik. Yeniçeriler de gemi azıya aldılar, sipahiler de. Ben artık zapt edemiyorum bu çılgın sürüyü. Demek öyle paşa. O dediğim dedik takımından her şey beklenir sultanım. Her şey. Padişah da değiştirir o adamlar, hanedan da. İşler o kerteye geldi demek paşa. Onlardan neler çektiğimi ben bilirim sultanım. Bayezid'den başkası olmaz diyorsun. Olmaz diyorlar sultanım. Bayezid'e nasıl güvenirim? Benden doğma değil ki o. Öbür şehzadelerin hayatı da tehlikeye girer, benimki de. Hiç kimsenin canına hata gelmez sultanım. Her iki ocakta da birlik var mı? Herkesin muradı bir mi paşa? Bir ve tek sultanım. Hem de kesin. Şeyhülislam dahi onlarla birlik. Ya Şehzade Bayezid derler ya da... Ya da? Ya da Sultan Mustafa derler. Sultan Mustafa mı? O padişah olacağına hanedan değilsin daha iyi. Sultan Mustafa ha? Her şey beklenir onlardan sultanım. Bayezid'den beni ve kardeşlerini hoş tutacağına nasıl emin olabilirim paşa? Damadınız ne güne duruyor sultanım? Sen de benim bir oğlumsun öyle ya. Sultanım. Efendimiz. Efendimiz. Kim o? Benim efendimiz. Dilfigar kulunuz. Sen misin? Hayrola Dilfigar? Recep Paşa ile valideniz... Nerede öbür yoldaşlarınız ağalar? Neden sizi böyle eksik görürüm? Çözülme başladı devletlim. Her gün biri ayrılıyor aramızdan. Yarın hemen vurmalıyız hedefi. Öbür gün pek yalnız kalabiliriz. Aranızda birlik yoksa ağalar... Korkarım çok güç olur bu iş. Biz hele bir başaralım devletlum. Yanımızda yer alan çoğalır yine. Öyleyse yarın divandan sonra ağalar... İhtilal sancağı çekilecek yine. Ve Topkapı'nın burcuna dikilecek. Size bir şey yapamazlar değil mi efendimiz? Artık yapamazlardır Figer. Sayende. Burada mı uyuyorsunuz geceleri efendimiz? Burada nöbet tutuyorum Dilfigar. Bunca yorgunluğa beden dayanır mı efendimiz? Beden dayanmasa da ben dayanmak zorundayım. Validemin hizmetinde olman iyi. İyi ama kolla kendini ondan, değil mi yavrum? Can kuşu sizin uğrunuzda kanat çırpsın da isterse hemen uçsun öbür dünyaya efendimiz. Bu dünyada uçması daha çok makbulümdür yavrum. Korkuyorum sevmekten, yüreğim gevşer diye. Oysa sevmeden insan olunur mu hiç? Ama ben insandan başka, insandan fazla bir şey olmak zorundayım. Bana emanet insanları koruyabilmem için. Yıllardır hep onlar çağırdılar beni. Şimdi de ben onları çağıracağım ayak divanına.
الذي فضل فضله وإن تبلغ فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام Atan Yavuz Sultan Selim Han, Hırkayı Şerif, Senedi Şerif ve öbür kutsal emanetleri hatimler indirterek getiriyor Mısır'dan İstanbul'a. Ve kutsal emanetlerin makamı hazırlanırken, yol yorgunluğuna aldırmadan ayakta bekliyor Yüce Padişah. Sürekli Kur'an okunması için 40 hafızı görevlendiriyor. Ve o gece 40. hafız olarak kendisi Kur'an okuyor sabaha dek. O günden beri bir an dahi ara verilmeden Kur'an okunur Hırkayı Saadet Dairesi'nde. Dilerim kıyamete dek okuna. Hoş geldin ağa. Nasıl? Fitneden yana olanlar pek mi ağır basarlar kullarım arasında? Fitneden yana olanlar padişahım, fitneye karşı olanlardan daha çok değiller Yeniçeri ve sipahi kullarınız arasında. İkide bir hortlayan bu düzensizlik son bulsun. Yıkımın dili susturulsun artık diyenler bir hayli. Ama şimdiye dek meydanı hep kargaşa tuttuğundan ürkek ve cılız çıkıyor onların sesi. Demek bir baş gerek onlara, gür konuşan bir ağız gerek ha. Hadi diyecek biri gerek padişahım. Kendini devlete adamış bir kişi olarak düşündürmez mi seni devletin bu hali ağa? İçimi soğuk karanlıklar basar padişahım. Devlet güneşi battı batacak diye. Hükümdarım bana yürü diye buyursun, Yeniçeri ocağını takarım peşime. Şu andan başlayarak Mehmet ağam, ocaktan sen sorumlusun bana karşı. Sipahiler arasında dahi güvendiklerin var mı? Var padişahım. Onlardan dahi sorumluyum ben. Ya pek güzel. O zaman Mehmet ağam, ufka inen devlet güneşini tuttuğumuz gibi yeniden oturturuz göğün doruğuna. Bak ağa, ordumda en güvendiğim sensin. Hemen varıp bana bağlı kullarımı hazırlayarak benim işaretimi bekleyesin. Bak ağa silahlara, bu sarayda en güvendiğim sensin. Kızlar ağasını tembih eyle de bir uşaklar duvarı çeksin validemin çevresine. Validemi hareme bir hoşça hapseylesin. Sen dahi kızlar ağasını sürekli kollayarak buyruğumun aksamadan yürümesini sağlayasın.
rahat uyuyabilirim değil mi ağa? Sayende. Buyruğunuzda bir aksama olursa efendimiz, boynum kıldan incedir. Sen şimdi divana kadar git de bana gönder Recep Paşa'yı. Sadrazam artık yalnız gelmiyor saraya efendimiz. Kendisi divandan çıkıncaya dek sarayın dış kapısında bekliyor zorbaları. Onlar için dahi tedbir düşünülmüştür. Hayır. Babüsade önünde olmaz. Orada kafa tutmaya alıştılar bana. Bambaşka bir yerde karşılamalıyım onları. Girerken sen, çıkarken sen. Her yerde sen. Bu haremde sensiz bir köşe yok mudur? Bir sadık bendeyim sultanım. Hı, kime sadık? Kul kime sadakat borçluysa ona sultanım. Pek güzel kızım. Pek güzel. Hizmetin karşılıksız kalmaz elbet. Bak ha, sarayda en güvendiğim sensin. Bütün İstanbul'un güvenliği senden sorulur ya, daha çok bu sarayın, ondan da çok padişahın varlığını korumaktır senin asıl işin. Bostancı başınız, her an hünkârım, kınından sıyrılmış kılıç gibi uyanıktır. Yarın sarayın bütün muhafızlarını bir orduya karşı koyacakmış gibi silahla donatacaksın tepeden tırnağa. Sonra da kilit noktalara gizleyeceksin. Ve zorbalar yarın saraya geldiklerinde... Zorbalar mı hünkârım? Ne o bostancı başı? Yoksa korkar mısın? Haşa padişahım. Korkmak ne haddime. Yarınla gelirlerse bu kez başka türlü olur. Tümünü kırarım o ayak takımının. Gerçi sen her an bilenen kılıcımsın benim ama... bir gün daha kınında kalacaksın bostancı başı. Yarın güler yüzle karşılayacaksın onları. Yarın... zorbalarla sohbeti var padişahın. Gel gel. Ha? Haberini böyle fısıl fısıl anlatmaz. Gümbür gümbür yayar çığırtkan dediğin. O da olur yakında. Ne? Saraya mı çağırıyor? Yanında mı görmek ister halkını? Niye? Bizi özlemiş mi yani? O koca eşkıya ağaları bile ayağımıza geliyorlar bizi görmek isteyince. Eşkıya değil sizi görmek isteyen. Ya kim? Sultan Murat istiyor sizi. Şimdi oldu işte. Gel beri topal zorba başı. Haşa padişahım. Hünkârımın rızasından zerre miktar dışarı çıkmış değilim ben. Abdest al be kafir! Bostancı başı! Kanali! Hünkârım! Tez borun şunu! Durun! Durun! Ne de olsa hanedanın damadı. Dul kalmasın sevgili kardeşim. Yalnız devlet işi başka, akrabalık başka. Tez yerine getirin buyruğu. Durun, durun. Son ayak divanında kefil olarak zorbaların hışmından kurtarmıştı beni. Ama benim için kefil olmakla benden üstün yere çıkarmıştı kendini. Büyük suç. Ben dahi bağışlayamam. Altın ibrik. Altın leğen getirilsin de abdest alsın paşamız. Hayır!
Hiçbir abdest arıtamaz bu murdar vücudu. Öbür dünyaya bütün kiri, olanca pisliğiyle yollansın da cehennem ateşiyle alsın abdestini. Beşi de bir çuvala konup sarayın dışına atılsın. Kapıda bekleyen o çoban köpeklerinin önüne. Oldu. Oldu, oldu bu iş. Hiç de göründüğü kadar güç değilmiş meğer. Silah tara. Sultanım. Saraydan dışarı adım atmak yok, öyle mi silah tara? Haremden dışarı sultanım. Demek kafes layık görülür bize. Haşa sultanım. Dinlenmeniz için tedbir düşünülür sadece. Padişahın duyguları birdenbire ne kadar incelmiş bize karşı. Hünkâr gündüz olsun gece olsun bir an dahi aklından çıkarmaz validesini. Belli. Belli. Silah tara. Sultanım. Bugün şehre çıkmam gerek benim. Yoksul çocuklar için bağışta bulunmam lazım. Siz zahmet buyurmayın sultanım. En güvenli yoldan gönderilir bağışlarınız. Şifa yurtlarındaki hastalarımı göreceğim. O kimsesiz, o zavallı garipleri. Onlar için beslediğiniz muhabbet bütün sıcaklığıyla iletilir onlara. Sultan Ahmet'i mi ziyaret edeceğim? Buyruk kesin sultanım. Devrim padişahı Sultan Murad'ın babası. Benim kocam Sultan Ahmet'in türbesini ziyaret etmem gerek silah tara. Buyruk kesin sultanım.
Kur'an'dır bu. Her karanlığı aydınlatandır bu. Bütün sözlere, bütün eylemlere hakandır bu. Kur'an'dır bu. Yerin göğün sırrını kesin buyruklarla açıklayandır bu. Tekmil peygamberleri doğrulayandır bu. Kur'an'dır bu. O doğmayan ve doğurmayanın ağzından, doğrudan doğruya onun ağzından konuşandır bu. O ki yerde insanların yürek vuruşunu ayarlayandır, gökte yıldızların dönüşünü sağlayandır, onun ağzından konuşandır bu. Kur'an'dır bu. Sultanlar Sultanı Hud suresinde buyuruyor ki, büyüğünüz sizden nasıl davranmanızı isterse öyle davranacaksınız kullarım. Sorarım size, bu kitabın yanıldığını ileri sürecek Müslüman var mı içinizde? Haşa padişahım! Haşa padişahım! Haşa! Sultanlar Sultanı Et-Tevbe suresinde buyuruyor ki, ey inananlar, Tanrı'dan korkun ve sadık kişilerle beraber olun. İnananlar diyor. Tanrı'ya inanmayan Müslüman var mı içinizde? Haşa padişahım! Haşa padişahım! Haşa padişahım! Derim ki kullarım, kıyamet göğü gergin bir davul kesilip gümbür gümbür ötmeden, yeryüzünü karanlık yankılar kanlı çığlıklarla tir tir titretmeden derim ki, gecenin sap doruklarından öfke yangınları kopmadan, yamaçlardan inen son ateşten süvariler tüm kentleri köyleri kasıp kavurmadan derim ki, o yağız yokluk sultanı, suçlu suçsuz bütün canları şimşek bakışlarıyla eritmeden, güzel çirkin tekmil bedenleri kületmeden, kullarım derim ki kendinize gelin iş işten geçmeden. Bilgin Çelebiler yüzünden hep. Aydınlar yüzünden. Halk yüzünden. Vurdum duymaz halk yüzünden hep. Askerin buyruk dinlemezliği yüzünden. Kullarım, herkes suçu böyle birbirinin üstüne attı mı suçlu bulunmaz. Suç da suç olmaktan çıkıp gizli bahşedilmez bir hastalığa dönüp için için kemirmeye başlar gövdeyi. Siz aydın kişiler, ışık kuleleri ülkemin, karanlığın binbir tehdidine karşı halkı uyarması gerekenler. Sorarım size, öz çıkarlarınıza dokunulmadıkça kendinizi ortaya koydunuz mu? Sesinizi halk adına yükselttiniz mi şimdiye dek? Padişahım, ben kulunuz Galata Kadısıyım. Herkese kendi hakkını vermektir işim. Ama ben durumları değerlendirirken arkamda hükümdarımın desteğini duymazsam yargım yolunu şaşırır ister istemez. Sizin kılıcınız kesmeyi unutursa padişahım, benim terazim dahi dengeyi bulamaz. Aydın Çelebiler doğru söyler. Benden öncekilerin gevşekliği, benim ilk yıllardaki yetersizliğim kulluğu unutturdu asker kullarıma. Onlar da zararlı başlar edindiler, işbirliği ettiler devlet hainleriyle. Padişahlarına asi oldular. Biz padişahımıza asi değiliz. Padişahımızdan başkası bize gerekmez. Sana gerekmeyen bize dahi gerekmez padişahım. Padişahım bin yaşa! Padişahım bin yaşa! Siz eşkıya takımını yaşattıkça nasıl yaşarım ben kullarım? Padişahım, bizim ne suçumuz? Gökten inmiyor ya bu adamlar. Sizin toprağınız üretiyor onları, sizin. Hatta sizi ezen o haydutlara alkış tutuyor, destanlar düzüyorsunuz onlar için. Bahçıvan bahçeden el çekerse padişahım, zararlı otlara karşı toprak neylesin? Halk doğru söyler. Benden öncekiler sarayı gözettiler hep. Bense toprağın dilinden anlamayan bir acemiydim tahta çıktığımda. Ama padişahınızdım. Sözüm dinlenmeliydi. Padişah padişahlığını duyuramasa kul nice duysun? Asker doğru söyler.
Atam Sultan II. Selim'in tembelliği, Sultan 3. Murad'ın şehvet düşkünlüğü, Sultan 3. Mehmed'in iktidarsızlığı, korkaklığı, hele pederim Sultan Ahmet'in kararsızlığı, abim Sultan Genç Osman'ın toyluğu devletin gücünü ve yetkisini yıprattı. Kullarım, nicedir fetih kaynağı kurudu. Ülkemizi Tanrı adına büyütmek şöyle dursun, bizim olanları dahi elden çıkarmaya başladık. Bağdat. Ey gidi güzelce Bağdat. Güzelce Bağdat bizim değil nicedir. Mezhebimizin kurucusu İmam-ı Azam orada yatar. Orada yatar Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bunları düşündükçe padişahlığımdan utanırım. Gözüme uyku girmez geceleri. Sizin girer mi kullarım? Haşa padişahım! Ama Bağdat Acem Şahı'nın elinde nicedir. Sorarım size, bu asker değil miydi Çaldıran'da Acem Şahı'nı doğduğuna pişman eden? Bu asker değil miydi Nibolu'da bütün Avrupa'yı dize getiren? Bu asker değil miydi Bizans'ın yıkılmaz surlarını yerle bir eden? Bu asker değil miydi Mohaç'ta Macar ordusunu kasırga gibi süpüren? Bu askerdi padişahım! Peki bu asker o şanlı geçmişi bir kısır masal gibi mi dinleyecek hep? Padişahım! O geçmişten hız alıp ulusun göğünü donatmayacak mı yeni zafer burçlarıyla? Donatacak padişahım! Donatacak padişahım! Donatacak! Sarp dağlardan kopup deniz özlemiyle gürül gürül akan bir ırmaktı benim ulusum. Kutlu kaynak sularını kıstı ve hızı kesildi yiğit ırmağın. Yorgun sular yüzünden balçıkla doldu yatağı. Halkım, aydınlarım, askerlerim, o kaynağı tıkayan taşı toprağı pençelerimizle kazıp çıkarıp kurtarmalıyız doğurgan sularını. Ta ki ulusumuzun ırmağı yine kaynağından fışkırıp çevresindeki bütün çaylar, dereler, ırmaklarla beslenip büyüyerek aksın yine uçsuz bucaksız denize doğru çağlaya köprüye. Hepimizin özlediği bu değil mi kullarım? Evet padişahım! Öyleyse! Evet padişahım! Padişahım! Nibolu'da Avrupa'yı dize getiren askerin başındaki atan Sultan Bayezid Han'dı. Bizans'ın surlarını yıkan askerin başbuğu atan Fatih Sultan Mehmet Han'dı. Çaldıran'da Acem Şahı'nı doğduğuna pişman eden askerin başındaki atan Yavuz Sultan Selim Han'dı. Muhaç'ta askeri kasırga gibi estiren! Bir karış çocukken tahta çıktığımın ertesi günü Eyüp Sultan'a gidip cuma namazını kıldıktan sonra İki kılıç kuşanmıştım ben. Biri Peygamber Efendimizin kılıcıydı. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Öbürü ise yiğitlerim, koca cihanı o şahane iştahına yetmeyecek kadar küçük gören atam cennet olsun durağı Yavuz Sultan Selim Han'ın kılıcıydı. Sorarım size, o fetihler, o destanlar kılıcından daha şerefli bir kılıç tanımış mıdır yeryüzü? Haşa! Haşa! İşte halkımın, askerlerimin, aydınlarımın önünde tekrar kuşanıyorum o zaferler kılıcını. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bağdat'ı isteriz! Güzel Bağdat'ı isteriz! Ya Bağdat ya ölüm! Ya Bağdat ya ölüm! Ya Bağdat, ya ölüm! Ya Bağdat, ya ölüm! Ya Bağdat, ya ölüm! Ya Bağdat! Ey şanlı bir geçmişin mutlu varisleri! Ey daha şanlı geleceklere layık olanlar! Zaten bizim olan Bağdat'ı geri almak yeter mi bize? Yetmez padişahım! Yetmez padişahım! Ben güzelce Bağdat'ı kurtardıktan sonra daha ötelere yürüyeceğim sizin başınızda. Allah! Bütün doğuyu buyruğum altına alıp batıya dahi çeki düzen vereceğim daha sonra.
Avrupa krallarının taçlarını zehirli çiçekler gibi koparacağım başlarından. Ve göklerdeki Hakan'ın ihtişamına denk bir ihtişam içre yaşatacağım ben halkımı. Ve bütün yeryüzünün dirliğinden, düzeninden bir ben sorumlu olacağım ona karşı. Varlığa yepyeni bir çeşnik atan, yepyeni bir ulus yaratacağım sizden. Allahu Ekber! Ey Tanrı'nın yeryüzüne uzanan eli! Kaldır bizi şu aşağılık topraktan. Kaldır bizi şu aşağılık topraktan. O büyük amacın güneşi üstünüzde parladıkça gür kanatlar çıkaracak uçmayı unutan ruhlarınız. Söz veriyorum, bu dünyanın düzeni sizden sorulacak. Senden sorulacak padişahım, senden. Bu her an çığırından çıkmaya hazır. Bu kaypak, bu güvenilmez dünyayı demir pençemin içine alacağım ben. Alacaksın padişahım, almalısın sen. Yalnız o zamana dek bütün varlığıyla yanımda olmalı halkım. Yanımdadır padişahım. Ne yaparsam beni desteklemeli halkım, askerlerim, aydınlarım. Ne yaparsan seninleyiz padişahım. Ne yaparsan seninleyiz padişahım. Yalnız en sert olduğum zamanlar dahi halkım bilmeli ki onun iyiliği içindir bu. Gerekirse bir günde 10 cana, 100 cana, gerekirse 1000 cana dahi kıyabilirim. Halkım bilmeli ki onun iyiliği içindir bu. Halkın iyiliğini istemeyen var mı içinizde? Haşa padişahım, haşa! Demek ne yaparsam destekleyeceksiniz beni. Evet padişahım, evet. Gerekirse halkın iyiliği için yasak üstüne yasak koysam da. Yasak üstüne yasak koysam da. Gerekirse halkın iyiliği için binlerce ocak söndürsem de. Binlerce ocak söndürsem de. Destekleyeceksiniz beni öyle mi? Öyle padişahım, öyle. Öyleyse and için. Yeniçeri Ocağı adına bir ve Sipahi Ocağı adına bir kişi. Aydın Çelebiler adına bir ve halk adına dahi bir kişi gelip kitabımıza el basıp and içecektir. Şu anda bizleri seyreden binlerce evliyanın, tekrar edin sözlerimi. Binlerce evliyanın. Şu anda bizleri seyreden yüzlerce peygamberin. Yüzlerce peygamberin. Şu anda ve her zaman ta ezelden ebede hep bizi seyreden iki dünyanın da sahibi o sultanlar sultanının. Sultanlar sultanının. O yüceler yücesi Tanrı'nın bakışları altında. Tanrı'nın bakışları altında. Padişahımıza bağlı kalacağımıza and içeriz. Padişahımıza bağlı kalacağımıza and içeriz. Her işinde, her zaman ve her zaman ona destek olacağımıza and içeriz. Ona destek olacağımıza and içeriz. Ona destek olacağımıza and içeriz. Ben dahi, 7 iklim padişahı Sultan Murat, ben dahi, şu anda hepimizi seyreden binlerce evliyanın ve yüzlerce peygamberin ve yüceler yücesi Tanrı'nın bakışları altında and içerim ki, her kim benim buyruğuma karşı gelir, kurduğum düzeni bozmaya kalkarsa, bununla ezeceğim beynini!